Hepinize yeni bir videodan, yeni bir günden ve yeni bir içerikten merhaba diyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle tüm Türkiye olarak hepimize geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bugünkü videomuzun içeriğine geçiyorum. Çünkü bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Eleştiri yapmak isteyenler oluyor. Onlara da hak veriyorum. O yüzden bu konu üstünde çok fazla durmadan hemen çeyizime neler aldığımı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şuradan başlayabiliriz. Öncelikle kek kalıplarımı göstereceğim size. Kafamda biraz dalgın, kusura bakmayın. Kutusunu göstereyim size. Taç rüzgar gülü olarak geçiyor. Döküm arkadaşlar. Benim kek kalıplarımın 3'ü de döküm. 3 tane tercih ettim. Onların da hepsini döküm olarak tercih ettim. Bilmiyorum, bana daha kaliteli geldi. Şöyle dokunayım. Sesinden de anlarsınız. Bir tanesinin şeklini böyle tercih ettim. Renklerinin hepsi aynı. Desenlerini daha yakından şöyle göstereyim size. Hemen diğerine geçiyorum. Diğerini ise böyle klasik, biliyorsunuz zaten. Bu şekilde tercih ettim. Bu da gayet kaliteli ve güzel. Yine aynı şekilde dediğim gibi taçın. Bunlar tamamen set halinde yok. Ben ayrı ayrı aldım. Dediğim gibi toplam 3 adet yaptım. Benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde diğer bir kek kalıbım da böyle. Hemen sizlere şu diğerini göstereyim. Bu arada hepsinin içinde şu şekilde 2 yıllık garanti belgeleri de var. Taç onaylı. Şu şekilde göstereyim bunu da. Bu kek kalıbından kesinlikle olması gerekiyordu. Onu da bu şekilde tercih ettim. Özellikle renklerine bayıldım ben. Şöyle göstereyim. Bu da bu şekilde. Kek kalıplarım dediğim gibi toplam 3 tane. Onları da taçtan bu şekilde tercih ettim. Fiyatına gelecek olursak tanesi 259 TL'ydi. Tanesi 260 TL'ydi yani. Onun bilgisini de vereyim. Hemen bunları toplayıp geliyorum. Evet, şimdi gelelim diğer bir ürüne. Baş ucu sürahisi. Bunu Instagram'dan gelenler bileceklerdir mutlaka. Hemen şöyle açayım, sizlere de göstereyim. Bunu da çok beğendim. Ufuk'a gösterdim. Ufuk diyor ki bu kırılmaz mı ya? Bilmiyorum, kırılır mı artık, nereye kadar gider? Şu şekilde dediğim gibi Instagram'dan gelenler mutlaka bilirler ama ben bayıldım buna. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel duruyor bence. Tasarımı mükemmel yani. Bu da bu şekilde. Başucu sürahisi. Bunu da kaldırıyorum. Bunun fiyatı da 150 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Zaten hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım sizlere. Oradan tüm ürünlere ulaşabilirsiniz. Evet, şu kutuda neler var bilmiyorum. Hemen bakalım. Şu şekilde kürdanlığımı göstereyim size. Şu dışındaki etiket, bunu yok sayabilirsiniz. Bambu şöyle. Kürdanlığımı bu şekilde tercih ettim arkadaşlar. Gayet hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bambum markasına ait. Bu şekilde minnoş bir kürdanlık tercih ettim. Şöyle 6 adet toplam. Şimdi göstereceğim ne olduklarını. Böyle peçete halkası. Bunu sunumlarda kullanmak için aldım. Bu şekilde. Toplam 6 adet aldım bundan. Çünkü yeşil bir tane yemek takımım vardı. Onu biliyor musunuz bilmiyorum da. Bununla uysun. Haki yeşiliyle uysun diye bu şekilde ahşap toplam 6 tane aldım. Hemen burada toplam 12 adet şöyle şeffaf, şu dışında kartonlu kalmış. Şöyle şeffaf çay kaşıkları aldım. Bunlar da gayet hoşuma gitti. Çeşitli böyle renkli çay bardakları falan kullanırsam her şekilde uyum sağlasınlar diye bu şekilde şeffaf tercih ettim. Bu da gayet hoşuma gitti.
hemen burada alsam almasam diye çok kararsız kaldım. Sonra uygun fiyatlı olduğu için aldığım bir kahve yanı lokumluk var. Bunu da benim elimde yoktu diye tahmin ediyorum. Şu şekilde minik. İçine 2-3 tane lokum ancası var. Draje falan konulabilir kahve yanına. Gayet hoşuma gitti bu. Bundan da toplam 12 tane sipariş ettim. Bu da bu şekilde. Şöyle kutusu da. Hemen bunları kaldırayım. Biliyorsunuz ki plastik ev aletlerimi bej rengi tercih etmiştim. Hepsini bu şekilde krem. Şöyle bir süzgeç alayım dedim. Çünkü annemin evinde kullanıyorum. Gayet memnunum bundan. Makarna, pirinç. Böyle sadece kendime makarna yaptığımda yeterli oluyor. Pirinç, sonra meyve yıkamak, sebze yıkamak için falan. Gayet uyumlu bir süzgeç kap diyebilirim. O yüzden bunu bu şekilde tercih ettim. Hemen burada da kek çırpma kabı aldım. Bu şekilde. Şöyle şeffaf kapaklı. Gayet derin, güzel. Şöyle bir de kapağı var. Tüm plastik ürünlerimi krem rengi almanın verdiği mutluluğu yaşıyorum diyebilirim. Hiçbiri çeşit çeşit olmadı. Gayet hoşuma gitti. Bu şekilde. Bunun bir de kapalı açık yönü varmış. Şu anda kapalı. Şu anda açık. Tamam. Anladım. Bunlar da bu şekilde. Plastik aletlerim. Bunların fiyatını hatırlamıyorum tam olarak. 50-60 lira bir şey herhalde. Hepsinin linkini bırakacağım. Bunların linkini de bırakacağım size. Bu bayağı ağır bir şeymiş. Bakalım içinde ne var. Burada bir adet. Dişim ağrıyor. Burada bir dişim çok kötü ağrıyor. Neyse, burada bir adet IKEA'nın lavabo fırçası var. Ya daha doğrusu bu lavabo fırçası değil, bulaşık fırçası, ama ben böyle mutfağın lavabosunu falan fırçalarken kullanacağım muhtemelen. Çünkü bulaşıklarda çok fazla kullanmıyorum fırça. Bu şekilde 6 vantuslu tezgah direkt sabit bir şekilde kalabiliyor. Bunu da IKEA'dan tercih ettim. Gayet güzel geldi. Hoşuma da gitti. Bilginiz olsun. Burada ise çerezliklerim var. Toplam 8 adet tercih ettim ama bir tane daha dörtlü yapacağım. 12 adet yapacağım toplam. Çünkü bir tık küçük geldiler bana. Ondan dolayı ne kadar adet çok olursa o kadar iyi olur diye düşündüm. Bunun da 4 tanesi 150 TL'ydi. Fırçanın da 60 TL mi aldım? 50 TL mi 60 TL mi öyle bir şeydi sanırım fırçada. Hemen burada bunu kabından çıkartmadım. Zaten anladınız ne olduğunu. Dondurma çıkartacak kaşık. Onu da o şekilde tercih ettim. Buna bayıldım. Bu da ceviz kıracağım. Şu şekilde göstereyim. Fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. Sizlere linkini bırakacağım zaten. Bu da bu şekilde ceviz ve fındık kıracağı. Bunu da çok sevdim. Hemen burada şöyle yakından göstereyim. Mandallar var. Bunlar ne mandalı? Böyle açık kalan işte pirinçlerin ağzını kapatmak için. Sonra cipsilerin ağzını böyle bayatlamasın diye kullanılan mandallar. Bundan da toplam 12 adet tercih ettim. Sanırım 12. Yani 5, 5, 10. Toplam 20 tane tercih ettim. Bundan da yine bej rengi tercih ettim. Gayet hoşuma gitti bu da. Hemen burada İngiliz Home'dan aldığım şöyle minik kahve yanı su bardakları var. Bundan toplam 12 adet tercih ettim. Misafirlerim için kullanacağım kahve yanı su bardağım bu şekilde. O 12 tane tercih ettiğim kahve yanı lokumluklarla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle onu hatırladıysanız bunu da tekrar göstereyim size. Bu şekilde bunları da birbirine uydurdum. Bunu İngiliz Home'dan aldım. Fiyatını hatırlamıyorum. Toplam 12 adet aldım. Bu da bu şekilde. Bunları sonra toplayayım. Şurada dursun. Evet, bunda şu şekilde bir bulaşık mata aldım.
tezgahın üstüne koyuyorsunuz. Su emici. Elde yıkadığınız bulaşıkları üstüne koyuyorsunuz. Bu da bu şekilde. Bunun markası neymiş? Bunun markası yok. Yani bilmiyorum bu markayı ne olduğunu. Şu şekilde göstereyim ama sizlere gayet hoşuma gitti. Rengini bilerek bu renk tercih ettim. Değişiklik olsun diye. Hemen burada başka ne var? 6 tane, toplam 6 adet şu şekilde sosluk, reçellik. Yine kahve ya da draje için falan kullanılabilecek. Böyle çift camlı güzel bir lokumluk aldım. Bu da gayet hoşuma gitti. Bundan da toplam 6 adet yaptım. Hemen burada misafirlerim için tercih ettiğim çay şekerliğim var. Bu şekilde gold. Şu anda tüm odayı görüyorsunuz arkadan. Bu şekilde gold şekerlik tercih ettim. Bayıldım buna gerçekten. Çok şık duruyor. Misafirlerim için tercih ettim bu şekilde. Bir de günlük için tercih ettim. Bu da günlük çay için şekerliyim. Bu da çok hoşuma gitti. Şu şekilde yine ince zarif bir cama sahip. Bu şekilde. Bu da günlük toz şekerliyim. Bunu da kaldırayım hemen. Evet, hemen burada şu şekilde göstereyim açıp. Mini sosluk, reçellik. Bundan toplam 6 adet tercih ettim. Böyle kahvaltıda reçel falan koymak için yine bambu tercih ettim. Bambu kahve altlıklı olan Türk kahvesi fincanlarıyla da gayet uyumlu olur. Yine draje falan konulabilir içine. Bu şekilde toplam 6 tane mini sosluk tercih ettim. Bu da gayet hoşuma gitti. Gayet güzel. Mini çaydanlığım var. Onu da göstereyim size. Bu şekilde Karaca'nın mini aile boyu diyebilirim. Çaydanlığımı tercih ettim. Gayet hoşuma gitti. Kullanımı kulbu. Gayet hoş. Altı nasılmış bakalım. Altı da bu şekilde. İçinde kılavuz var yine. Garanti belgesi. Bu şekilde aile boyu minik bir çaydanlık. Büyükleri henüz daha almadım ama küçüğü Karaca'dan tercih ettim. Bunu da hemen kaldırıyorum. Kaplarımı da göstereceğim size. Tabii bunu çıkartabilirsem. Saçım. Çıkartamadım. Neyse bu şekilde göstereyim. Şöyle bu boyut toplam bakın şöyle tam bir karış boyut. Bundan 6 adet tercih ettim. Şu şekilde bu uzunluğa sahip olan spagetti makarna gibi düşünün uzunluğunu. Bu uzunluğa sahip olan da toplam 12 adet tercih ettim. 12 6 daha toplam 18 adet bu şekilde saklama kapları tercih ettim. Hemen şöyle kapaklarını da göstereyim size. Çoğunuz bildiniz zaten bence. Bilmeyenler için de bu ürünün fotoğrafını hemen şuraya bırakıyorum. Anlamışsınızdır bence. Şöyle kilerde eğer ki kilerim olursa bakliyatlarımı saklayabileceğim saklama kaplarını bu şekilde tercih ettim. Hepsinin böyle kapağı var. İşte ne bileyim makarna, pirinç, düğürcük filan falan onları koymak için bu şekilde kapağı vakumlu hiçbir şekilde hava almıyor. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi toplam 18 adet tercih ettim. Yeterli olacağını düşünüyorum. Hepsini size burada gösteremiyorum toplu bir arada. Siz anladınız. Büyüklerden 12, küçüklerden toplamda 6 adet tercih ettim. Bu aldıklarımın içinde bu şekilde bir de üstüne yapıştırmak için işte buğday, irmik,
pirinç, tarhana bu şekilde etiketler çıktı. Ama bu etiketleri beğenmeyeceğimi bildiğim için kendime özel, kendi zevkime uygun şu şekilde şeffaf, şöyle yakından göstereyim yoksa okunamayabilir. Beyaz şeffaf. Bunlar bu ürünlerin üstünde belli oluyor ama şu anda beyaz kağıda yapıştırılı olduğu için çok fazla belli olmuyor. Kendim bu şekilde ayrıyeten etiket tercih ettim. Çünkü dediğim gibi bunların içinden çıkanı beğenmemiştim görselde gördüğümde. O yüzden kendim böyle hoşuma giden etiket tercih ettim. Suya ve yağa dayanıklı etiket bu arada. Yıkandığında da hiçbir şey olmayacak inşallah. Bu şekilde minik boy bir rende tercih ettim. Elimin ayağımın altında daha böyle kolay kullanışlı olur diye. Bir adet de bu şekilde tercih ettim. Burada günlük kullanacağım tuzluk karabiberlik. Onları da yine böyle sade cam. Üstü bu şekilde metal tercih ettim. Bu BİM'e de gelmişti. Şu şekilde açayım. Demlik tercih ettim. Onun şekilde bu şekilde. Şöyle anladınız. Şu an tek elle bunu yapamıyorum ama. Bu şekilde bitki çayları için falan böyle bir adet demlik tercih ettim. Bunu da hemen koyayım şöyle. Bir adet patates ezeceği. Bunu da bu şekilde sade metal tercih ettim. Bunu kullanmayı çok seviyorum ben. Çok kullanışlı bir ürün yani. Kullanmayan varsa da mutlaka alsın. Öyle çatalla, kaşıkla falan 30 saat uğraşacağınıza bununla hemen 2 dakikada ezebiliyorsunuz. Patates köftesi yaparken filan. Hemen şöyle çay süzgeci aldım bir de. Şu şekilde göstereyim. Bu da direkt sade bir metal. Bunu şöyle dörtlü mü? Dörtlü sanırım. Bunu BİM'den tercih ettim. Yanlış hatırlamıyorsam. A101 değilse BİM'di sanırım. Bu şekilde dörtlü ölçek kabı. İşte unun içine, şekerin içine filan atarım diye düşündüm. Hemen burada şu şekilde bildirim geldi pil düşüyor diye. Şu şekilde sebze, patates filan soyacağı. Bunu da yine metal tercih ettim. Şu şekilde bu kahverengi. Bu yeşil. Bir de şöyle siyah. Üçlü küllük tercih ettim. Şu şekilde gayet hoşuma gitti. Desene modeli gayet şık duruyor bence. Şöyle kahverengili siyahlı toplam 3 adet tercih ettim. Bir tane de yanında hediye göndermişler. O böyle ahşap desenli gibi. Onu da balkonda falan kullanılır diye düşündüm. Bu şekilde bir de üçlü kül tablası. Bu ayki aldıklarım sanırım bu kadar. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Göstereceklerim bu kadar. Söylemek istediklerim ise her zaman kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Size tek söylemek istediğim şey bu. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum.